Burada Sıvacı diye aylardır niteleyeyim. Başta Sinan. Sonra biraz Ertem ama Ertem'in bu gece fazla dahili yok. Gökhan'ın yaptığı hareketi reflekse meflekse sokma ihtiyaçları gelince kendimi sorgulamaya başladım. Bakın beyler, ben eve gidince akşam aynaya bakınca huzurlu olmak istiyorum. Sanki şey yapıyorsun hocam. Bir şey söyleyeyim sana. Devlet özel beyler, bilgilerini devletin özel bilgilerini verdik. Yani veya gittik bir şey yaptık falan filan. Anladım hocam. Ne alakası var? Ben başka bir şey yani. O yatakta yatmayla ne alakası var? Senin gibi tinerci olacağıma. Senin gibi tinerci olacağıma ben ısırmacı olayım daha iyi. Yakışıyor mu Sinan tiner lafı? Daha hocam o zaman ne diyeyim? Bir şey deme ya. Sen. Gaddar diyeyim hocam. Bak, gaddar ben gaddar değilim ki Sinan. Bak hocam sen bak bu ışıklar var ya. Şu ışıkların arasına girdiğin zaman, şu kamerayı gördüğün zaman Allah'tan sokaktaki kameraları görünce böyle sertleşmiyorsun. Sokakta melek. Ya Sinan melek. Bana, sen bana niye hikaye atıyorsun? Gökhan silah çekip herifin ağzına soktuğu zaman arkadaşıyla. Soktu. Ya olur gençlik hatası. Gökhan ne nerede soktu hocam? Gökhan yapmadı diyorum ya. Yancılık yaptı arkadaşını. Hocam yapmadı öyle bir şey yok. Peki, bu devletin polisi var, savcısı var. O zaman tutuklasınlar. Sen şimdi bir adamın ağzına silah sokabilir misin? Böyle olur mu? Yapmayın. Ne haddimiz hocam? Ben çakal mıyım ya? Bu kadar abartmayın her şeyi ya. Benim silahla ne işim olur Sinan? Ya hocam tamam futbolun yani, içinde kalalım ya. Bir dakika ama zamanında kalalım. Gökhan'ın arkadaşı Gökhan'ın yardımıyla otel odasında Ertem, insanların ağzına silah soktuğunda silah Gökhan'a koltuk çıkan insanlar ve bu Gökhan'a çıkılan koltuk nedeniyle Hakan Çağlaroğlu'nun Ömer'in tasfiye edildiği alınmadığı bravo. Milli takım projesinde ben bir Türk vatandaşı olarak haykırırım. Ve bu akşam da gördüm ki Gökhan Tören'in ağır ceza alması, ağır eleştirilmesi gerekirken zamanında tıpkı Emre'ye, Volkan'a ve Mero'ya yaşadığımız gibi ama bu akşam Gökhan burada inceden kurtarılmaya çalışıyor. Hocam, hocam son ya. Derece yanlış bir şey. Bir Şenol'u dinleyelim. Bak, sen niye tavır koymuyorsun kardeşim? Nereye tavır koy? Hala Gökhan Töre pırıl pırıl adamdır. Yo, bir tavır koy. Gökhan Töre pırıl pırıl olabilir. Pırıl pırıldı. Evet, ya yaptığım yani futbol hatası. Ya haberler var. Kudüs'ü müptü bir dakika. Kahve olur eylem. Beşiktaş var. Göster beni. Göster. İnanmıyorum. İşte kahve. Üstüne kahve. Hocam bitirsin ya. Bir dakika ya bitirmesin. Ya hocam bak. Peki. Hocam bak. Başka bir olarak vereyim sana. Bir dakika beyler. Hakem. Operasyon. Kaşar hakem, yapma. Başar hakem. Kazandı mı yapma, Fener? Yapma. Çal Fenerbahçe'nin müziğini. Çal Fener'in müziğini. Hocam bir dakika dur. Çal Fener'in müziğini. Bitireyim. Ben buradan teknik direktörlere söylüyorum. Ya arkadaşlar ya bu futbolcularınıza söyleyin. Aa hacca gitti. Ne bileyim Allah işte. Kabul etsin. Ne bileyim. Sinan abi herhalde gitmiştir. Herhalde git. Hakikaten çok yakışıklısın gerçekten. Şu an hakikaten kataloktan çıkmış gibiyim. Nereye gidiyorsun oğlum? Kaptan terse gidiyorsun. Bu tarafa gidecektin lan. Lan kaptan nereye gidiyorsun oğlum? Terse gidiyorsun. Yavrucuğum süperdim. O görüntüleri koy. Abi çakasının arkanda. Fenerbahçe marşıyla gidelim. Fenerbahçe marşını istiyorum. Niye? Hocam gidelim. Ben Fenerbahçe'nin bilen değilim. Hocam. Ben Fenerbahçe'yi ama bu akşam ama şöyle ama böyle. Ama Fırat'la ama Murat'la. Kazandılar mı? Bizim çüp çüp görüntüleri vardı ya. Başlarım çüp çüpünüze ya. Fenerbahçe marşını koyacağım. Çüp çüp görüntüsü. Bizi yapılmazsa çüp 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 ederim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ederim. Ama Fırat Sinan abi yapmaz yok. Bir ayakkabın 3 milyar be kardeşim. Bırakın bu işler ayağındaki ayakkabı 150 milyon. Çıkarı gösterin bari. Çok pahalı ayağındaki ayakkabı. Razı mı? Başa düşman ayağa bakar. Düşmanın ne olacak? Allah katı değil. Bak bakalım. Bak parçasına bak. Bak parçasına. Raconlu ayakkabı işte. Ayakkabı görmediler mi? Asker potini. Göster. Asker potini abi. Buyurun kardeşim. Asker potini. 150 lira. Hiç sallamasın hocam. Buyurun. Marka. Gariban işi. Ne kadar az. Hadi oğlum. Federasyondan ricamız. Ertem. Kim o ya? Hakem ya. Ya bu halkalı ziraatim bu herif. Dur ben de geleyim bari. Bunu verin abi çok güzel. Dur, dur, dur. Oyun oynanıyor. Hey. Bir dakika. Hoca. Ben koşuyorum. Hoca referi. Gol. Gol. Geçti mi çizgi? Gol. Referi gol. Temel bir gün uçağa binmiş. Uçakta bir İngiliz, bir Alman, bir de Fransız varmış. Temel yine siz mi lan demiş. Nasıl yani bu ya? Anlamadım. Kimse müziklerle mafya olmaz. Aziz Bey nasıl adamdır? Kimse müziklerle falan mafya olmaz. Kimse buradan bizim televizyonlarımızda giderli konuşmalar mafya olmaz. Kesin. Mafya falan. Bir tane mafya vardır kardeşim benim tanıdığım. Bir tane var devlet. Sinan Engin. Devlet. Ne diyor hocam ya? Hocam bir tane vardır baba vardır devlet. Zaten halinizle ilgili Sinan abiniz. Parantez açıyorum eski futbolcu. Gültepe'de büyümüş. Beşiktaş'ta oynamış. Sonra da
İşte yedekler, melekler giyerek popo. Hocam yedek moda bu sene. Hocam yedek moda. İyi moda. Bak, Okan diye bir şey yoktur kardeşim. O bir dakika bak. Okan Bayülgen'i görüyorsun. Moda soytarılıktır. Okan Bayülgen'i görüyorsun. Moda diye bir şey yoktur. Ne demek Okan hocam? Okan Bayülgen'den onu yedek giyiyor. Görüyorsun değil mi? Moda programları. Ya moda soytarılıktır. Okan ne? Moda soytarılıktır. Türkiye'de bütün et böyle şeyler. Firzola, Mirzola. Herkes onu retweet yapıyor. Nusret'i severim. Ama Nusret'in yaptığı şu tuzatma hareketi son 50 yılda gördüğüm en rezil. Hocam çift standartlı sesler. En iğrenç görseldir. Aa, tamam, yanlış tipi verdik. Değil yanlış gitti. Ağut verdi yanlış verdi. Hoca düzelt hoca düzelt. Düzelt. Alo. Alo. Düzelt. Efendim. Efendim alo. Hocam. Düzelt düzelt. Hocam. Gol hocam. Hocam gol değil. Ya biz baktık. Dışarıda emin misin? Dışarıda yan fileler hocam. Tekrar ediyorum. Golü verme. Golü iptal ediyorum. Evet. Avutla başlıyorum. Tamam evet. Anlaşıldı evet. Merkez. Önünde. İkişer puan önde. Neden güldün hocam? Erdem sende bir değişiklik var ya. Kafam mı uzamış? Frankenstein'e benzemiş. Kafam üçlerim. Vallahi Frankenstein'e benzemiş. Uzamış kafan. Fazla mı kaçırdın? Kötü mü olmuş hocam? Neyi? Top iyi. Fazla mı kayıt? Kafanın hocam, burası bir 3 saat uzama var. Niye? Paşa maçı olsaydı Frankenstein gibi olacak. Hasan. Lan oğlum. Hayır mısın? Sen ne diyorsun ya? Kavga söylenmez. Kavga söylenmez. Vallahi öyle diyor hocam. Hayır ya. Kendine güveniyor musun? Evet, penaltı atışlarında. Çıkar şunu. Penaltı atışlarında. Senin gözlerinde başarıyı gördüm, sen geçiyorsun. Bu da şimdi reklamdan sonra ortaya koyacağımız çok önemli bir nokta var. Sen nasıl bir sıvacısın be? Sen nasıl ne istiyorsun çocuktan ya? İşine geldiği vakit sevgiler futbolu de... ayar vermeye çalışıyorsun. Tıpkı ya. Şansav abinin küçük değerlendiriyorsun. Öncelikle hatlarımızı kitleyen Hayvanseverler ve Kediseverler Derneği'ne hocamın herhalde cevabı var. Hocam, benim tuttuğum fare kadar, sizin tuttuğunuz fare kadar ben kedi öptüm. Ya da siz fare tuttuğunuz yerde ben kedi öpüyordum mu? Kedi sevenler ve hayvan sevenler niye rahatsız olmuş? Hakikaten onlar yani. Onlar yıkıldı. Hocam ben de söyleyeyim. Hep Koreyaz Bey'i görünce akşam Bahtsız Bedevi aklıma geldi. Ne o? Bahtsız Bedevi'yi biliyorum. Yayını kapat. Hocam neler diyor ya hoca değil mi akşam? Diyor ki Bahtsız Bedevi çöl diye bir çöl. Ya Rasim demiyor öyle bir şey. Öyle bir şey demedim. Bu atasözü. Bizim kutup ayı şanssızlık. Hocam bitir. Bitiremiyor.